Başla. Adım Ufuk Duman, Tarım Orman İş Sendikası Ordu İl Temsilcisiyim. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapmaktayım. Meslek konularımızdan bir tanesi. Bahsettiğiniz Melet Irmağı'ndaki ölmüş kuğu ve kuğunun ölüm nedeni ve sayılarının az olmasının nedenlerini sordunuz.
Şimdi konumuz, uzmanlık alanımızla alakalı bir konu. Kuğu bir göç hayvanıdır. Doğu Sibirya, Balkan Yarımadası ve soğuk ülkelerden her yıl özellikle Karadeniz'de, Ordu'da, Ordu'nun derelerinde ortalama 40-50 civarında 50 adet gözlemlediğimiz kuğulardan maalesef yorgun olarak düşüp ölenler veya bilinçsiz şekilde avlananlar olabilmektedir. Mele Tırmağı'ndaki kuğu sayısının azalmasının nedenleri ise kuğu berrak suları seven bir hayvandır. Berrak sularda avlanan, yemlenen ve beslenen bir hayvandır. Bu yüzden Mele Tırmağı'nın alüvyon malzeme taşıması ve kirletici unsurların fazla olmasından dolayı sahip orada azdır. Ancak diğer derelerde kuğu sayısı yani eski yıllara nazaran bir azalma gözlemlenmemiştir. Hatta çok duyarlı vatandaşlarımız kuğuları kendi elleriyle beslemektedirler. Onları her yıl uğurlamaktadırlar. Tabii ki doğal tahribatlar bütün canlılar üzerinde olumsuz etki yapmakta, yaratmakta. Kuğu bildiğiniz gibi kralların kuşu olarak bilinir. Ki ta Kraliçe Elizabeth döneminde halkın da bunu besleyip büyütebilmesi, süs hayvanı olarak yaşatmasını serbest bırakmıştır. Özellikle bizim bölgemizde karacaların kutsanması ve sayısının artması, bilincin artması, kuğu ve diğer görsel estetiği olan kuşların daha bilinçli şekilde korunmasına sağlamaktadır. Evet, avcılara neler söyleyeceksiniz son olarak yani veya bunu bu hayvanları öldürmeyi yani öldüren gördük orada bu konuyla ilgili son olarak nerede edeceksiniz? Avlamak isteyen eti yeniyor mu? Hayır kesinlikle kuğunun eti yenen bir kuş değil, ördekgillerdendir. Yani o tercih meselesi bir şey ancak kuğuyu bizim yerel avcılarımız kesinlikle bir av eti olarak görmemekte. Onu sadece doğanın bir görsel estetiği, zenginliği olarak görmektedir. Zaten öyle olmasaydı bugün buralarda kuğuyu gözlemleyemezdik. Yok olup giderdi. Şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi kuğu iki tane Mele Tırmağı'nda eskiden 50 tane, 40 tane gördüğümüz günler olurdu. Fakat şu anda ben iki tane gözlemledim bir hafta içerisinde. Birisi ölünce öbür eşi yanını terk etmiyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yanından ayrılmıyor. Yani bütün canlıların kendi aralarında bir sosyal ve duygusal birliktelik duygusu vardır. Özellikle bildiğiniz gibi buna örnek de verebiliriz. Turnalar tek uçmazlar, tek eşlidirler. Yanlarından eşlerine ayrılmazlar. Eğer eşi ölürse, öldürülürse diğeri de yok olup gider. Kuğu da, kuğu gibi bazı kuşlar da bu birlikteliği bu şekilde sürdürmektedirler. Haliyle canlıların da kendi aralarında bir duygusal, bilişsel bir birlikteliği mutlaka vardır.